Çamoluk, Giresun'un en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Eskiden Mindeval olarak adlandırılan bu şehir, tarih olarak Galatyalılara kadar dayanmaktadır. Huzur Vadisi anlamına gelen ilçe, gerek coğrafi güzellikleri bakımından, gerekse yeşil ve mavinin her tonuna hakim olduğundan Çamoluk ismini alır. İlçenin tarihi, Akkoyunlar dönemi ve Safeviler dönemine kadar uzanır. Şimdilerde ise ilçenin en yüksek tepesinde kırmızı al bayrağımız dalgalanır gururla. Çamoluk'a doğru yol almaya başladığınızda, önünüzde uzanıp giden vadiler arasındaki kıvrak yol, bilinmezliğe gidiyormuşsunuz hissi uyandıracaktır size. En aşılmaz tepeleri, taşlı, topraklı yollar bağlar birbirine. Aşılmayan, ayak basılmayan yer kalmaz. Uzaklar yakın olur bu yollarda. Meşe, kavak, sarıçam gibi ağaç ormanlar oluşturur bu doğa harikası toprakları. Bununla birlikte dağ çileği, kuşburnu, yaban fındığı gibi ürünler çokça yetiştirilir bu bölgede. Kelkit Vadisi üzerinde yer alır ve Kelkit Vadisi kültürü daha ağır basar bu topraklarda. Türkülere konu olmuştur bu vadinin insanları, vadinin sakinleri. Dağların yamacında güzel Alıcıra var. Bir başkadır Çamoluk. Yazın bile çok soğuk diye devam eder bu türkü. Kelkit Vadisi, Sivas, Ordu, Gümüşhane ve Giresun'dan oluşan bir vadidir. Kelkit Çayı'nın geniş topraklara yayılan kolları hayat verir etrafında toplanan bu topraklara. Bir kolu da yeşil ırmaktır. Çamoluğun içinden geçer, akar gider nazlı nazlı.
Etrafını çeviren dağların eteklerinde, yeşilliklerin arasında, şirin ve bir o kadar da ilgiyi üzerine çeker Çamoluk. Dağların tepelerinden, vadinin düzlüklerine indikçe, yeşil ton değiştirir, renk değiştirir, büyüler sizi ilçeye kuş bakışı baktıkça. Ormanların ve yeşil düzlüklerin taze çimen kokusunu hissedersiniz esen rüzgarla. Bu Kıraç tepelerin eteklerinden küçük küçük akarsular hayat verir kuruyan topraklara. Çam ve ladin ağaçlarının süslediği tepelerin etekleri zengin bitki örtüsüne sahiptir. Hatta Çamoluk'un çiçek yapısı, bitki örtüsü hem Giresun'da hem de bölgede en zengin olanıdır diyebiliriz. Kıraç tepelere inat, yemyeşil vadi baş döndürür bu coğrafyada. Zengin bir floranın olması, bölgede arıcılığın ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Çamoluk balı, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Çamoluk balı öyle 20-30 yıl değil, çok eski tarihli bir baldır. Osmanlı arşivlerinden çıkan belgelere baktığımızda, Çamoluk'ta arıcılık ya da balcılığın asırlardır yapılmakta olduğunu görebiliriz. Öyle fazla değil, 3000 küsür kadar bir nüfusa sahiptir burası. Geçimini tarımla sağlayan bölge halkı mutludur traktörü üzerinde. Emeklerini ekine dönüştürmek için yol aldıkları bu kısa yolculukta çocuk gibi mutlu ve şendirler. İlçenin merkezinde yeni tuğlalı yapıların arasında eski evler selamlar sizi. Geçirdikleri onca yıllara rağmen yeni yapılara inat, dimdik ayaktadırlar. İlçenin merkezinde Atatürk heykeli, elindeki bilim, sanat ibareli bir kitapla karşılar ziyaretçilerini. Bu sessizliğe dağların tepelerinden gelen rüzgar eşlik edebilir ansızın. Çorak tepelerine inat, çiçekle bezenmiş ağaçların dalları, tarihi camilerin duvarlarına yansıtır güzelliğini.
yemyeşil ağaç dallarının aralarından selamlar sizi, eski köy evleri. Bu topraklarda yaşayan yerli halk, eğer yolunuz düşerse buralara, emin olun en samimi duygularla kucaklayacaktır sizi. Ve anlatacaktır Çamoluk'un bütün güzelliklerini heyecanlı bir şekilde. Rıdvan Alkan, Çamoluk Karşıyaka Mahallesi muhtarıyım. İnsanlarımız burada tarım, hayvancılık, arıcılık işleriyle uğraşmaktadır. Geçimlerini bu şekilde sağlamaktadır. Şu an bulunduğumuz yer Çamoluk ilçemizin Gürçalı köyüdür. Yanımızda Gürçalı muhtarımız Veli Düztaş muhtarımız vardır. Ayrıca bu organizasyonu yapan Zeytinburnu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldikleri için. Gürçalı Köyü Muhtarı Veli Düztaş. Köyümüze ve ilçemize hoş geldiniz. Köyümüz 200 haneden oluşmaktadır. Köyümüzün nüfusu genellikle gurbette İstanbul'da bulunmaktadır. Buradaki insanlarımız yazın tamamen gelmektedir. 200 hanemiz dolmaktadır. Kışın ise insanlarımız tekrar gurbete İstanbul'a gitmektedirler. Yaylalarımız vardır. Ben buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza teşekkürler ediyorum. Ayrıca bizi seyreden herkese de Çamoluk Gürçalı Köyü'nden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bir yaz sıcağında giderseniz eğer Çamoluk'a, bu verimli toprakların arasından fışkıran kaynak sular serinletecektir sizi. Bu topraklara hayat veren bol, bereketli, doğal kaynak suları. Sadece sesini dinlemek bile huzur verir size. Doğasıyla insanları büyüleyen bu topraklar, birçok tarihi eseri de barındırır bünyesinde. Bunlardan en önemlisi ve en göz kamaştırıcı olanı Bektaş Camii'dir. Sarpkaya köyünde yer alır bu cami. Osmanlı dönemine ait olan Bektaş Camii, 1816 yılında Bektaş Bey tarafından yaptırılır. Tarihin derinliklerinden gelen Bektaş Bey Camii, günümüze sapasağlam ulaşan önemli tarihi yapılardandır. İbadete açık olan cami, tarihi mirası ile mutlaka ama mutlaka görülmeye değer bir yer. Fol Baba Türbesi başka değerli bir yapıdır. Fol Baba Türbesi, Derviş Ali Baba Türbesi olarak da anılmaktadır. Derviş Ali Baba, 400 yıl önce Mısır'dan İslam'ı yaymak amacıyla gelen Hazreti Ebu Bekir'in torunu olduğu söylenmektedir. Çamoluk ilçesine bağlı Kaledere köyünde yer alan Kaledere Kalesi ise nefes kesen görüntüsüyle büyüler ziyaretçilerini.
İki vadiye hakim bir tepe üzerinde yer alan kalenin kitabesi bulunmadığından, kim tarafından, ne zaman yaptığı bilinmemektedir. Kaledere Kalesi'nden günümüze, içinde bulunan 50 basamaklı merdivene sahip olan su sarnıcı ve kale duvarları ulaşmıştır. Bizden tavsiye: farklı bir coğrafyanın büyüsüne kendinizi kaptırmak istiyorsanız, kesinlikle gidip Çamoluğu görmelisiniz.